Ben o kökten geldiğim için gayet iyi biliyorum. Hadisleri inkar etmemizin ya da benim inkar etmemin çok basit sebepleri var. Bir, korunan Allah'ın kitabı korunmayan kul sözlerine muhtaç olamaz. Tekrar ediyorum. Korunan Allah'ın kitabı korunmayan kul sözlerine muhtaç olamaz. Sayısı bile belli olmayan, ravilerinde bile kendi ağızlarıyla söyledikleri kadarıyla 31 çeşit hadis tekniği vardır. Bunlarla ilgili benim videolarım da var, bakabilirsiniz. Kendilerinin bizimle tartışırken bize zayıf dedikleri, kilosu az değil, yani zayıf dedikleri, bize hani zayıf hadis diyorlar ya, aslında parantez içinde iftira olabilir, yalan olabilir. Şimdi yalan olabilir'i nasıl söyleyecek? Zayıf. Biraz açar mısınız? Zayıf ne demek? Yani bana biraz yardım eder misiniz? Nedir zayıf? Bir deri bir kemik mi kalmış? Ya işte onun ravisinin babası Kabe'yi çıplak tevaf ederken görülmüş. Hadis zayıf oldu. Mesela bir hadisin altında şöyle yazıyor. Benim bütün işim bu. Yaşama gayem bu oldu son 5-6 yıldır. Emanete ihanet edermiş. Sözüne sadık değilmiş. Onun için bu hadis mütevatir olamazmış. Şimdi hadis savunucularına sorduğum soru şu benim. Bize karşı hadisleri siz savunurken güzel güzel sınıflandırıyorsunuz. Diyorsunuz ki cübbesiz Mahmut, niye bunu söylüyorsun? Bu hadis zayıf. Siz camilerde insanlara anlatırken seçiyor musunuz? Hayır. Takvim yapraklarına yazdığınız hadisleri seçiyor musunuz? Hayır. Takvimlerin, o yılbaşı takvimlerinin kapaklarına simli simli yazdığınız hadisleri seçiyor musunuz? Hayır. Ama biz bir hadisi size sorduğumuz zaman bana sağlam hadisle gel efendi. Zayıf hadisle bana gelme, bana sağlam hadisle gel. Ya ne büyük komutan ki Konstantinopolis'i alan komutan hadisini pankart yapıyorsunuz. Konuşalım deyince sahih değil. Kutub-i Sitte de yok. Kutub-i Sitte de yok. E senin afiş yaptığın hadis. Hadisi afiş yapıyorsun ama konuşman yasak. Camilerde konuşmak serbest, bizim konuşmamız yasak. Aslında hadislerin birinci problemi şu. Nedir hadislerin birinci problemi? Hüküm veriyorlar. Bakın hadisler masum değil. Hadisler Kur'an'ı açıklayan sözler değil. Yani sen bir adama İslam'ı tebliğ edeceksin. Al sana Bakara. Anlamadı. Al sana Ali İmran. Anlamadı. Ya bu adam anlamıyor. Biz buna biraz da hadis verelim. Bu mu yani mantık? Ayeti verdin, verdin, verdin. Allah'ın sözünden anlamıyor. Hureyre'nin sözünden anlayacak. Bu mu beklentiniz? Amacınız bu mu? Ya da Kur'an'da bir eksik mi buldunuz? Allah dinimi tamamladım diyor. Hayır, tamamlamamış. Rabbim senin dinin eksik. Senin dinini Buhari ile Tirmizi, Nesai ile Mace, Ebu Davud, bunlar senin dinini tamamladı. Yoksa biz senin dinini anlayamayız. Bakın en büyük hadis kitaplarında şu ibare var. Hadislerin meal edilmesi lazım. Hadisler tefsire muhtaçtır. Hadislerin tefsir edilmesi lazım. Ben adama hadisi veriyorum, o hadis öyle anlaşılmaz. O hadisin manası o değil. Niye? O hadisin tefsir edilmesi lazım. Hani hadisler Kur'an'ın tefsiriydi? Şimdi diyorlar ki, hadisler Kur'an'ı anlamak için muhtacız, hadisleri de anlamak için hadislerin tefsirine muhtacız. Abdullah Erkam dahiliye doktoruyla 2 gün önce geceleyin 45 dakika telefonda konuştum. Konu hadis. Dedim ki, bana geceliğin beni aramasının sebebi, Allah razı olsun, fikirlerin değişti mi, artık hadisleri kabul ediyor musun dedi bana. Ben de dedim ki elhamdülillah dedim, Kur'an'ı ortak kabul etmiyorum. Başladık konuşmaya. Hemen bu kitapla ilgili çalışmalarım var. Abdestle ilgili bir hadisi söyledim. Dedim ki Kutub-i Sitte diyor ki yerlendiğiniz zaman koku ve ses yoksa abdest bozulmaz. Ne diyorsunuz bunun için dedim. Doğrudur dedi bu hadis. Haktır dedi. Evhamlı kişiler içinmiş.
evhamlı insanlar varmış. Acaba abdestin bozuldu mu bozulmadı mı diye tereddüt ediyorlarmış. O zaman da peygamber onlara demiş ki, yani öyle evham yapmayın, koku ve ses yoksa devam edin, bir şey olmaz demiş. Yani kişiye özelmiş. Arkasından şu hadisi hatırlattım. Peygamber horul horul uyuyor, uykusundan kalkıyor, namaza duruyor, abdest almıyor. Abdullah Erkam hocamızın bana verdiği cevap, peygamberler için özel durumdur. Peygamber uyusa bile onun kalp gözü açıktır, bizimle bir tutulamaz. Peygamber geceleyin kalkıp teheccüd namazı kılarsa bu sizin için sünnet oluyor. Siz de kalkıp geceleyin namaz kılabilirsiniz. Peygamberin sünneti. Peygamber horluya horluya uyuduktan sonra kalkıyor namaz kılıyor ama siz yapamıyorsunuz. Sizin abdestiniz bozuluyor, peygamberin bozulmuyor. Peygamberin bozulmayan abdestinin kutub-i sitte'de ne işi var? Kutub-i sitte bize Kur'an'ın açıklaması değil mi? Bize ruhsat değil mi? Peygamber ne yaptıysa biz de onu yapalım diye kutub-i sitte'yi okumuyor muyuz? Şimdi kutub-i sitte'ye göre peygamber horluya horluya uyuyor, sonra uyanıyor, namaza duruyor, abdest almıyor. Şimdi biz böyle yaparsak bu sünnet olmuyor mu? Hayır. O uykusu bizim uyanık halimizde neymiş? Ben de kendisine son olarak dedim ki, hocam dedim, sizin peygamberinizle benim peygamberim farklı. Benim peygamberim Maide 6'ya göre hareket eder. Namaz için kalktığı zaman abdest alır. Ne diyor Maide suresi 6. ayet? Salat için kalktığınız zaman elleri dirseklere kadar yıkayın diye başlıyor abdesti tarif etmeye. Ne zaman abdest alıyoruz? Namaz için kalktığımız zaman. Peki Abdullah hocamızın peygamberi nasıl? Onun peygamberi horluya horluya uyuyor, kalkıyor ve direkt namaz kılıyor. Peygamberlerimiz farklı. Ben peygamberimi Kur'an'dan takip ediyorum. O peygamberini Hureyre'den takip ediyor. Peki ya, şey diyen arkadaşlar var ya, hepsini de mi? Evet, hepsini. İlkeli olmak lazım. Ben bu konuda Cübbeli Ahmet Hoca'yı takdir ediyorum. Adam ilkeli. Eğer ben bir hadisi kabul etseydim hepsini ederdim. Sen kimsin seçiyorsun? Efendim ben baktım Kur'an'a uyuyormuş. Tövbe 5'te IŞİD'in Kur'an'ına uydu. Tövbe 5 aldı. Haram aylar çıkınca müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün. Adam çıktı yola, aldı eline bıçağı, başladı kesmeye. Niye? Hadis de uydu. Hadis de Kur'an'a uydu. Kime hangi hadis Kur'an'a uyar? Eğer siz isterseniz her hadisi Kur'an'a uydurursunuz. Bakın şimdi 4. ayeti okuyoruz. Ne diyor? Allah'ın verdiği gerçek sözdür. Allah asla vaadinden dönmez. Ayet. Allah asla vaadinden dönmez. Hadislere bakın. Nasıl dönüyor Allah? Kötü yoldaki kadın köpeğe su vermiş cennete gidiyor. Teraziye merazi gerek yok. Yani mizan, mahşer günü. Yaptıkları, ettikleri boş ver, koy bir kenara. Köpeğe ayakkabısıyla su vermiş. Hayda cennete. Efendim alimin birisi varmış, namaz kılmaktan mermeri yamultmuş. Mürekkebinin ucundaki sineği öldürmüş. Yazık oldu ona. O kaybedenlerden oldu. Bakın, hadisçilerin en güzel metodu ellerindeki sihirli değnek. Siz en uydurma hadisi ona verin. Onun elinde bir sihirli değnek var. Nedir o? Allah dilerse olmaz mı? Allah dilerse olmaz mı? Bir dokunuyor, bitti. Allah dilerse olmaz mı? Allah dilemez. Allah verdiği sözden caymaz. Bizim Allah'ımız ilkeli, sizin gibi değil. Siz bugün dediğinizi yarın inkar edersiniz. Allah asla vaadinden dönmez.